Şimdi Erhan senin sorduğun şeye geliyoruz. Okuma şimdi onu. Yok, bir şey söyleyeceğim. Bir rakamlar var. Farklı bir rakamlar. Hangi rakam? Şimdi bakın Genelkurmay'da bulunan bir belgeye göre bir liste var ama bu enteresan. Niye yazılmamış onu anlamadım. 20 subay, 5 memur, 50 silahlı küçük subay, 51 silahlısız küçük subay, 19'u tabancalı olacak, 17 binek hayvanı, 39'u miri, 49 mekkari, 4 otomobil olacak şekilde çok abartılı bir liste hazırlanmış. Ama bunun amacı ne? Belki böyle bir liste yapılması düşünüldü. Baştan daha çok büyük heyet, sonra çekinirdi İngilizlerden. Yani böyle bir belge var elimizde. Bu ne zaman yazılmış? Yani o dönem. Onu biliyor musun? Bak bak bak. Şu ilk hazırlıkları şeyde devamı gelecek diyorlar. O. O muhtemelen. O. Evet. Ama sona sayı düşünülmüş, şey olmuş. Evet. Yok, şunun... Yani baştan yüksüz. Demek ki çok daha kapsamlı düşünülüyor. Daha kapsamlı düşünülüyor. Ama çekinildi sonra. Bilmiyorum çekinildi mi? Yani demek İngilizler mi uyanır diye de çekinilmiş olabilir. Yani o da... Olabilir tabii. Dönemden 10-15 gün sonra ben Alman basınında yazılı çizilenlere... Şu dönemi bitirelim ondan sonra gelelim. Ha, uykuyorlar yani dediğiniz doğru. Dolayısıyla yani çünkü buradaki şeye göre lazım. Yaklaşık bir 130 kişilik bir heyetin gitmesi lazım. Ama yani. O gemilik 130 kişi çok zor. O kadar büyük değil bandırma. 4 tane otomobil diyor. Evet. Gemisinin akıbeti ne oldu? Anlatacağım onu. Efendim bu şeydir. Tekrar gösteriyorum. 23 kişilik kurmay heyeti listesidir. İngilizlere giden. Şurada işte Mirliva Kazım direkt imzasıyla ve şu altta gördüğünüz Move of the above officers approved. Yukarıdaki subayların hareketi tasdik edilmiştir diyor. İki imza var. Bennett, biraz sonra dinleyeceğiz. Ve Milligan. Approved. Approved. Evet, tasdik edilmiştir. Onaylanmıştır. Arkada şurayı yaklaştırabilirsek çok acı bir şeydir aslında. İstanbul'dan Samsun'a gitmek için biz İngilizlerden vize alıyoruz. Büro entegraliye de kontrol. Daha resmi işgal falan yok. Resmi işgal yok, yani olmadığı o, halde. Yani o da. Efendim, 16 Mayıs günü şu kişiler diyor, şeye gidebilirler diyor Samsun'a. İngilizlerin Fransızca kullanması da utanç verici. İngilizler aslında şey, büro entegraliye, evet. Bu da 25 kişilik el ve elbaş listesidir. Şöyle arkadaşlar şey yapabilirsek. Aynı şekilde Kazım Bey'in imzası vardır. Altta şeyin İngiliz tarafının imzası vardır. Arkada vizesi vardır. Bu Refet Bey için ayrı bir şey yapılmış. Daha sonra gelmesi düşünülüyor. Yani Refet Bey'le, Refet Paşa için yazılan vize talebidir. Bu tasdikidir, onaylanmasıdır. Arkasında vizesi. Gene vize mührü vardır. Efendim şu da 6 adet eyerli at için vize istemişiz. Yani aslında dediğiniz... Saddle horses diyor. Saddle horses. Yani burada binek hayvanı adet 6. Efendim balada miktar mı adı reisi civan 9. Ordu kıta adı müfettişliği zabitanının zati binek hayvanı olup 16 Mayıs 335'te Samsun'a nakledileceklerin bir beyin vesikadır. Bunu da approved diyor, tasdik edildi diyor İngilizler. Atlar için onun da arkasına gidiş damgasını vuruyor. Yani dediğiniz gibi aslında atımızı bile götürmek için İngilizler. Yani aslında... Yani bugün bazıları konuşuyor işte yok o mu gönderdi neydi de bilmem ne kardeşim atını çıkartamıyorsunuz. Hayır daha acısı şu. Bir daha acısı şu. Milli mücadeleyi küçülmüş. İşte onu kastediyorum. Yani öyle. Yani şunu yani aslında en önemli belge bu. Atı çıkartamıyorsunuz ha, yani, şeyden. Yani milli mücadelenin ne olduğunu buradan evet. Anlatmak lazım. Yani ne zorluklar. Yani tabii yani bir millet çökmüş, bir imparatorluk çökmüş. Siz atınızı Samsun'a götürmek için işgal kuvvetlerinden vize alıyorsunuz. Yani, hala bazı salaklar çıkıyorlar. Yok bazı da milli mücadeleleri yoktur diye yazanlar var. Evet. Var çok ahmak var. Yani atını çıkartamıyorsun. Hatta çok daha önce hesaplanmıştı bunlar. Yani evet. Var. Tabii komplo moplo yapıyorlar. Yani komplo teorilerinden zaten. Yani bir kere ben bu tür şeylerde en çok kızdığım şu. Yani orada yani benim büyük dedelerimden birisi de şehit olmuştu İstiklal Harbi sırasında. Yani bu oradaki şehitlerin kanını küçümsemektir bu. Yani orada binlerce insan şehit oluyor. Yani niye şehit oluyor? İşte bunun için şehit oluyor. Yani sen rahat bir yerden bir yere git diye.
rahat bu ülkede yaşar ya şehit oluyor. Yani bu dediğiniz gibi milli mücadele yoktur. İnönü savaşları yoktur. Bunlar uydurmadır. Ya, böyle bir abuk sabuk furuya başladı. Ya. Yani sen ki bana göre en önemli şey şu. Milli mücadelenin en önemli tarafı çökmüş bir imparatorluk. Yani o şartlarda savaşmak mümkün değil. Biz Türkler savaşçı bir milletiz ama yani bitmişsiniz, tükenmişsiniz, bir dünya savaşına çıkmışsınız ve başkentinizin işgal edildiği gün yeni bir milli mücadeleye karar veriyorsunuz. Evet. Yani bu kolay bir hadise değil. Dediğim gibi atını götüremiyorsunuz. Atını götüremiyorsunuz yani ne kadar acı bir durum yani. Tamam boş boş seviyeyim de bu arada birçok seyircimizden isim vermeyelim. Bu konuda çalışmış bir kişiye isim veriyorlar. Niçin çağırmadınız diyorlar. Kusura bakmayın Samsun konusundaki en geniş belgeyi ben yayınladım. Benim yayınladığım kadar belgeyi kimse yayınlamamıştı. Dediğiniz kişiler onun bunun kitabından alıntı yaparak çalışılır o konuda. Artık bazı konularda tevazu göstermiyorum gerçek zannediyorlar. Onun için Samsun konusunu benim anlatacağım şekilde kimse de anlatamaz. Bir de şey önemlidir özel belgelerin yanı sıra resmi arşivleri kullanma konusunda da Zekeriya Türkmen'in kitabı çok güzel bir kitaptır. Evet. Yani şu kitap Yeni Devletin Şafağında Mustafa Kemal diye burada Genelkurmay'ın ve Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin belgeleri çok yetkin bir şekilde kullanmıştır. Yani en önemli kitaplardan birisi de budur bu konuda. Evet Tarık Bey, sevgili seyircimiz, protesto ediyorlarmış tarih programı mı, arşiv programı mı, belge gösterip duruyorsunuz. Bize ne faydası var efendim? Roman mı yazacağız Tarık Bey burada yani? Çizgi roman falan mı yapmamızı bekliyorsunuz? Tarihi belgeyle olur. Demokratik hakkımı kullanıyorum ve artık sizi izlemiyorum. Güle güle efendim. Bonnivi beyefendi. İyi geceler. Şimdi vizalar İngilizlerden evet. Hareket günü gelir vizeler. 13'ünde hazırlanıyor. 14'ünde o bakanlıklar arası dolaşıyor. 16'sında veriyor ve atlarımız için de aldığımız vizelerle bu tarihi yolculuk başlıyor. Şimdi efendim bu vizelerin altında bir imza var. John Godalpin Bennett. Bir kısa ara verelim isterseniz. Çünkü bazı seyircilerimiz niye ara veriyorsunuz? Yola 45 dakikada bir saati bir verelim. Çünkü yoruluyoruz efendim bu kadar basit. bu Captain Bennett diye geçen meşhur işkenceci Bennett denilen. Ve ben hep şükrederim ben Bennett'i tanıdım. Yani çok alakasız bir yerde tanıdım, anlatacağım. Ama aradan sonra anlatacağım efendim. Ve Bennett'in birkaç kaydını dinleyeceğiz. Şimdi ses kaydını dinleyeceğiz. Hem Mustafa Kemal ve arkadaşlarının Samsun'a gidişini anlatacak. Hem de o programın başında konuştuğumuz enerji bölgeleri, petrol alanları. O konularda çok enteresan sözleri var. Tabii o çok ilginç. O hikayeyi anlatacağız, şey yapacağız. Efendim, Bennett... Şimdi biraz sonra detayıyla konuşacağız ama şurada göstereyim şu hatıraları vardır. Witness. Türkçe'ye de çevrildi değil mi? Çevrildi evet. Cennet. Çevrilmiş şahit. Şahit. Şahit diye çevrildi. Nasıl çevrildi? Yok şahit ya, diye çevrilmedi. Bu ya. Şahit demek de. O başka bir şey diye çevrildi. Tanık, başka, tanık. Tanık diye çevrildi. Tanık diye. Cennet. Yok çok cennet değil başka. Witness. Tanık diye. Enteresan bir insandı. Şimdi efendim bir aradan sonra şu biraz önce gördüğümüz... Türk tarihinin en önemli yolculuğunun yolculuğu için alınan vizelerin altındaki imzanın sahibinin hem kendi sesini dinleyeceğiz hem ben onu nasıl tanıdığımı anlatacağım. Merhum mu? Efendim toprağı bol olsun 20 küsur sene oldu öyle. Kaçta öyle de ben unuttum. Bakayım epey oldu ama. Çok gençti ben tabii. Ben 18 yaşında falandım tanıdığımda. Efendim kısa bir ara veriyoruz. Ondan sonra devam edeceğiz. Bennett'e gelmiştik. Efendim Bennett'e gelmiştik. Bennett'e yeni açmış olabiliyor bazı seyircilerimiz. 16 Mayıs günü Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'dan Bandırma vapuruyla Samsun'a müteveccihen yola çıkarlarken Karadeniz'de... Atlarıyla birlikte. Evet Karadeniz'de İngiliz işgali altında olduğu için viza almaları gerekiyordu. İngiliz vizası gerekiyordu. 48 kişi mürettebat hariçtir.
Yeminin mürettebatı hariçtir. Subay Er Erbaş olarak. Memur var mı? Memurlar. Yani o ilk 23 kişilik listede memurlar da var. Tabur hesap memurları tabii, tabii. Var. Tabii subay ve memur onlar da var evet. Ve bir vize, ayrı vizeler alınıyor. 6 tane de at var. Tekrar söyleyelim. Bugün İstiklal Abi'de bir şey mi falan diyen, çok affedersiniz artık salaklar, anlayışsızlar için hatırlatalım. Ata vize alacak seviyede şekilde perişan bir haldeydik biz. Yani İstanbul'a, Samsun'a at götüreceğiz. İngiliz'in vizesi lazım. O günlerden bugünlere geldik biz. Efendim vizanın altında iki imza vardır. İrtibat subayı John Bennett ve asıl şeyde askeri yetkili olarak da Millingham. John Bennett, şimdi bu vizeyle ilgili ses kaydını dinleyeceğiz. Ben bunu galiba bir kere falan yayınlamıştım. Bir iki sene önce. Sonra Bennett'in başka bir ses kaydını dinleyeceğiz. Efendim önce ben size kısaca bir Bennett'i anlatayım. John Bennett bizim tarihlerde, Kurtuluş Savaşı tarihlerinde işkenceci Bennett diye geçer. Yüzbaşı Bennett derler, Captain Bennett derler. İstanbul'un işgali sırasında önce irtibat zabiti, sonra istihbarat subayı. Ama adam profesyonel asker değil, yedek subay. Yedek subay olarak alınmış. Çok uçuk bir adam. Şimdi 74'te öldü Bennett. Çok gençtim ben. O yıllarda evlerde fasıllar yapılıyordu, ev fasılları. Hani şimdi var ya fasıl modası. Üç tane şarkıcı çağırıyorlar, solo yapıyorlar, buna fasıl diyorlar. Fasıl gümbür, cümbür cemaat, gümbür gümbür hep beraber yapılan bir müziktir. Suite'dir fasıl aslında. Şimdi fasıl tekniğine girmeyelim. Eskiden ev fasılları vardı. Ben neyse o fasılları yetiştim ve o da repertuar öğrendim. Bu arada müzik deyince yaprağı da unuttuk. Birazdan dinleyeceğiz. Samsun'a çıktıktan sonra geliyoruz. Efendim, Bomonti'de benim hocam olan rahmetli Doktor Selahattin Bey'in evinde, tamburi Doktor Selahattin Bey'in evinde bir akşam bir fasıl vardı. İlkbahardı. Çünkü yaza doğru fasıl şey yapılır, tatil edilir. Sonbaharda tekrar başlardı. Herkes sayfiyelere gider ondan evet, sonra. Sonbaharda tekrar başlardı. Şimdi fasıl şöyle, 20-30 kişi geliyor ve fasılda da 3 grup insan geliyor eskilerin tabiriyle. Yani Türkçesiyle söyleyeyim. Ya çalacak, ya okuyacak, ya alim olacak. Bir de gençler geliyor bizler gibi, o zamanın gençleri biz hizmet ederiz. Çaylar dağıtılır, şeyler falan o. Efendim arada bir en arkasına da sazımızla refakat edip katılırız ya, çalmaya çalışırız. Efendim o fasıllardan birinde gayet zayıf, gayet yaşlı bir adam müzik çalıyor. Adam bir koltuğa böyle büzülmüş, elini şöyle koymuş. Kendinden geçmiş vaziyette ve bir de derviş edasıyla böyle gidip geliyor. O zaman da şimdi o adetler yok, böyle pat diye soramazsın bu kim falan diye. Şeyden işte çay molası oldu, adam gözlerini açtı, kırık bir Türkçe konuşuyor, yabancı olduğu belli. Yaşlı ama nasıl sıska, dokunsan ölecek gibi adam. Efendim fasıl hiçbir şey almadı, ne içti ne yedi yani. İkram edilen de çay, bayat, galete, şu masa gibi, taş gibi olmuş bisküvi. Çünkü ev sahipleri yaşlı. Şeyim. İkinci bölüm başladı faslın. Efendim tekrar elini koydu böyle gitti. Ninni gibi dinliyor yani. Hayır, kendinden geçiyor. Mistik bir şeyle dinliyor adam. Klasik müziği bile. Efendim işte bitti. Şey bitti, sohbet kısmı başladı. İşte usulca biz tehlikeyi göze alarak, çünkü sormaya bile hakaret yani, sen kim oluyorsun soruyorsun derler. Kimdir falan filan. Aa dedi de, bu meşhur işkenceci Bennett. Ben de o sırada şeyi okumuşum. İki devrim perde arkası. Hüsamettin Ertürk'ün. O MM grubu, Mimim grubunun şeyi. Teşkilat-ı Mahsus'un evet, sonra şeyi. Teşkilat-ı Mahsus'un şeyi. Orada diyor ki işte şöyle işkenceler yapardı, böyle adiydi, böyle ahlaksızdı. Sonra diyor bir suikast yaptılar. Fakat başarıya suikast teşebbüsü ulaşmadı, ayağından vuruldu. Hayatın sonuna kadar topal kaldı diyorlar. Hayır topal falan değil de yalanmış olmuş oldu. Hiçbir şey yoktu. Sadece zayıf. Zayıf, o çok yaşlı ama. Ah dedim
O bildiğimiz bir, tabii heyecanlandım mı? Çok ama okumuşum şeyi, çok gencim. Tarih karşınızda. İşte Bennett dediler. Karşımda tarih oturuyor. Şey gibi. İşgalyeci Bennett. Yüzbaşı evet. Bennett. Captain Bennett. İşte sonra kendimi takdim ettim adama. Bilmem ne, o da beni sevdi. Biz 2-3 gün İstanbul'u beraber gezdik. Ama şey güzeldi, bir hatıra. Birisi hemen polis çağırın demişti ya. Ha, o da. O çok tatlıydı. O bir başka evde. Başka evde mi oldu da? Başka evde. Hemen Milli Emniyet'e haber veririm. Ne işkenceci? Köpek gelmiş ya, polis çağırın diyorlar. Hemen tutuklayın diyorlar. Ama aradan 60 sene, 50 küsur sene geçmiş. Efendim, bir iki yere götürdüm ben onu. Bu arada bir soru. Buraya hayran olduğu için, özlediği anlatacağım, için falan. Anlatacağım. Çok enteresan bir adamdı benim. Bir gün sen dedi, biliyor musun dedi. Sizin Atatürk'ünüzü Samsun'a dedi, ben gönderdim. Benim iznimle gitti dedi. A dedim, herif tam bunamış. Bu laf edince. Aradan 25 sene falan geçti. Karabekir Paşa'nın ailesinden, damadı rahmeti Faruk Bey'den bu belgeleri görüp altında Bennett'in imzasını, ya belgeleri alıp, kopyalarını alıp, Bennett'in imzasını görünce sözümü geri aldım, tükürdüğümü yaladım. Adam doğru söylemiş. Efendim, Türkiye'ye niye gelmiş? Bennett yedek subay olarak yapıyor askerliğini. Sonra tabii terhis oluyor. Biraz da maceracı herif böyle. Efendim, sürgündeki hanedanın mallarını almak için şirketler kuruyor. Orada bazı sahte belgeler falan yapıyor, hapse giriyor. Yunanistan'da falan. Çok maceralı şeyler yaşamış derken bütün bunlardan sıkılıyor. Bu Gürciyev vardı ya, meşhur. Batılı şeyler, ne derler onlara? Tasavvuf değil de ne diyoruz tasavvufun şeyine? Mistik. O mistik yollara kapılıyor, yürüyor. Ve Londra'da... Tam oryantalist. Oryantalist ayrı bir şeydir. Bu mistisizme giriyor. Hayır, genel böyle doğu toplumlarına merak. Ama işte, bu adam bayağı aktivist. Londra'da gidiyor, bir tekke açıyor. Orada şey olmak isteyen İngilizleri tasavvufi terbiye diye arkadaşların anlattığına göre zincirle bağlayıp otlarda yatırıp bir de bir güzel dövermiş. Yanlış yapanı. İşkenceye devam. Acaba bu Richard Burton'lara falan yetişti mi? Ay yok, hayır. 1897'de zannedersem doğumu. Bennett'in. Yetişmez. Onlar da öyle bir, evet, şey yok, konuşlardı yetişmez. Biliyorsunuz. Sonra bu şeylere işte batılı, yani doğu kaynaklı batıdaki mistisizme ilgi duyuyor. Aradan 40 küsur sene geçtikten sonra 50 seneye yakın Türkiye'deki mistisizme ilgi duyuyor. Mevlevi. Hayır, Mevlevi. Bütün tarikatları. Şimdi biz ilk gün Hanım'la rica edelim. Önce şu Bennett resimlerini göstersin. Tek tek başlayalım. O genç resminden başlayalım. İstanbul'da bulunduğu yıllardaki. Bu işte John Godolphin Bennett. Bu. İşkenceci Bennett olarak. Erhan, 23 yaşında çocuk. Evet. Ve istihbarat subayı. Yani İngiliz işgal birliklerinden istihbarat subayı. Bu da 23 yaşında İstanbul'da. Hmm. Devam edelim. İlk yorum devam edelim. Aa, bu enteresan bir resim. Bu Nezih'tendir. Soldaki Bennett. Ben tanıdığımda böyleydi. Yanındaki meşhur kim biliyor musun? Erhan, tanıyabilecek misin? Muzaffer Efendi, Hacı Muzaffer. Muzaffer Özak. Ha, Muzaffer Özak. Sahaflardaki dükkanda. Hmm. Rahmetli Muzaffer Efendi. Muzaffer Efendi cerrahi şehidi. Oradan, yani şey oradan. Devam ediyoruz. Öteki resim lütfen. Bu işte daha yaşlanmadan önceki hali Bennett'in. Bu da herhalde 40'lı yaşlarında, 40'lı veya 50'li yaşlarında. Geçiyoruz. Diğer resim. Bu son yılları. 72-73'teki halidir bu. Yaşlığı çok hoş. Evet, işte sıska dediğim böyle. Ama yakına daha sıskaydı. Yine geçiyoruz efendim, diğer resim. Aa, bu enteresandır. Soldaki Bennett, efendim sağdaki, bir kitap vardı Erhan, biliyor musun? Hacegan Hanedanı diye. Hı. Onu yazan rahmetli Hasan Şurut. Onunla beraber. Yani bayağı Türkiye ile ilişkisi varmış yani, o anlaşılıyor sonradan. Mistik çevrelerle çok teması vardı Bennett'in. Yani çünkü uçuk bir tipti aslında. Tam bir macera. Ve dünya kadar da kitabı vardı. Bir de mistik kitaplar yazmış adam sonra. Hala Bennett Society Londra'da devam ediyor, İngiltere'de.
Ama oğlu şey yapmıyordu. Oğlu hayatta mı şimdi bilmiyorum. Başka resim kaldı mı arkadaşlar? Galiba bitti. İşte Bennett bu. İşkenceci titrini hak ediyor muymuş? Yoksa sonradan onu karalamak için mi? Karalamak için bir şey yok. Sebep yok ki. Ya sonuçta İngilizler işgal kuvveti. Ya o da kendi açısından görevini yapıyor. Ona bakılırsa. Yani bizim düşmanımız ama. Çok üst düzey subaylığa da var. Yani ona niye denmiyor? Ama yani 60 adam. Yıl sonra da böyle işkenceci deniliyorsa büyük ama bir. Hayır efendim 60 yıl sonra değil. Zamanındaki ismi o işkenceci. Tamam da kalmış evet. İşte o yapışmış. Ama bakın şunu unutmayın. Bu dediğim 1973-74. O yıllarda 70 yaşında olan birisi. Bennett'le aynı yaşıt yani yaşıt da şeydir. O da 20 yaşında. Bugün bizim şahit olduğumuz güncel olay onun için Bennett'in işkenceciliği. Yani onlar tarihten bilmiyorlar. Günlük konuşmadan, günlük hayattan biliyorlar şeyi. Yani biz vatanı kurtarmaya çalışıyoruz. Onlar da vatanı kurtarmamızı engellemeye çalışıyorlar. Her türlü melaneti yapıyorlar tabii o dönemde. Tabii, İşkenceyi tabii, de yapıyor, şeyi tabii. De yapıyor. Yani birçok vatansefer onun önünde işkence görmüştür yani normal. Efendim bir seyircimiz Ömer Karataş, Nezih Uzer'in Tarihi Unutulmaz Yüzbaşım adlı kitabı hakkında ne diyorsunuz? Gayet güzel bir kitaptır. Çünkü Bennett'e yakın tanıyan Nezih'ti. O zaten tekelevi ona dolaştı. Yeni bir kitap çıkardı. İşte o kitap. Unuttum getirmeyi gösterecektim. Bennett bu. Yani vizaların altındaki imzası olan hatta İşte ben 18-19 yaşındayken, 18 yaşındaydım. Sizin Atatürk'ünüzü ben gönderdim diyen ve benim de herif bulamış dediğim adam bu. Şimdi efendim, John Bennett'in sesini dinleyeceğiz. Bu kayıt Özbekler Tekkesi'nde. Üsküdar'da mı? Üsküdar'daki, yani şeyde, yukarıda. Tabii o zaman tekke değil. Bir şekilde. Tekkeydi gene. Tekke miydi? Tekkeydi gene. Özbekler Tekkesi'nde yapılmış bir kayıttır. Burada bu çok uzun bir röportaj, Bennett'in bir ses kaydı işte. O yıllarda video kamera yoktu. Evet. Şimdi bunu söylüyorum. Bazı seyircilerimiz, efendim film 19. yüzyılın sonunda başladı. Niye cahilce konuşuyorsun diyorlar. Efendim küçük handikemler var ya onları kastediyorum şimdiki. Cebinize koyup çekiyorsunuz. O yıllarda yoktu ki. Teyp bulmak bile meseleydi. Para var. Ben Allah'tan meraklıyım da teybim çok, ben de çok çocukluk yılları itibaren vardı. Ama video olsaydı kimleri kaçırdık, herkes öldü. Kimleri çekerdik. Ya bu bir şimdi efendim önemli. John Bennett'i dinliyoruz. İkramım o lütfen o yazı da yanda aksın. İlk kaydı yani vizadan bahseden kaydı dinleyeceğiz. Efendim 1919'un 16 Mayıs'ında Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına Samsun'a gidiş vizasını veren vizanın altında imzası bulunan John Godolphin Bennett. Hata yaptık. Ben çalacağım CD'yi ya. İlk gün olma söylüyor. Siz yazıyı vereceksiniz ilk gün olun. John Godolphin Bennett vizanın nasıl alındığını, talep edildiğini ve ne düşündüğünü anlatıyor. Enteresan bir kayıttır. Yazıdan, tabii adam İngiliz, Türkçe konuşuyor. Psikoloji okumuş. Türkçe konuşuyor ama biraz eski Türkçe konuşuyor. Yanda yazı akacak. Lütfen o yazıyı sevgili seyirciler dikkatle takip edelim. Ve bir fikir sahibi olmaya çalışalım. Çok ilginç şeyler anlatıyor. Evet efendim, Yüzbaşı Bennett'i dinliyoruz. Evet efendim, Yüzbaşı Bennett'i kendi sesinden dinledik. Enteresan söyledik. Bu arada bir hata yapmışız. Evet, ben hata yapmışım. Kıdemli çavuş veya elbaş değil, assubay rütbesi diyor. Bir seyircimiz Sayın Volkan Şensoy. Efendim teşekkür ederim düzelttiğiniz için. Şeyden yanıldım. O onbaşı ve çavuşları kıdemli çavuş da aynı sayfaya yazmışlar. O da şey yaptım, evet. Haklısınız. Yani 23 kişilik subay listesi, 25 kişilik assubay elbaş listesi diyelim o zaman, o şekildedir. Ercan da hadiseye taktı, şeyin altındaki yazıyı okuyup duruyor.
Konu... Sizin yazı aklıma geldi de Eurovizyon'la ilgili şimdi. Eurovizyon, dünya müziğine hiç mi önemi olmayan saçma sapan bir şeydi artık. Eskimiş ben de aynı şeyi söylemiştim. Eskimiş bir şeydir. Ama insanlar tabii her zaman farklı yerden algıladıkları için. Evet yani. Bıktım niye bunu bir milli böyle hadise hayır, haline... Hayır, işin enteresan İstanbul'un yeniden fethi gibi şey yaptılar. Yani evet, takdim yani, edildi yani. Çok formata eskidir, mantı eskidir yani ve... Yani çoğu ülke gayet böyle profesyonel olmayan, hiç tanımamış insanları gönderiyor oraya. Son 10 senede Eurovizyon'u kazanan yani meşhur bir melodi hatırlıyor musunuz? Hatırlamazsınız. Ya işte ABBA da Abba'nın bence şeyi, başladı ve bitti. Onunla bitti, başladı bitti evet. Efendim, Bandırma'ya şeyin... Bennett'in vize verişi. Bennett'in, İngilizlerin daha doğrusu. Şimdi deminki konuşmadan efendim, anlıyoruz ki... Efendim, okuyucumuz soruyorlar, seyircimiz pardon. Birçok Türk kahramanı varken John Bennett'ten bize ne efendim? Ne bu İngiliz Türkçeyi nasıl böyle konuşabiliyor? İstihbarat. Bana göre bu kayıt dublaj demişler. Mevlüt Bey, istihbaratçı adam, işi bu. Ayrıca Oxford'lı. Yani, Türkoloji okumuş adam, işi bu. Efendim... Konuşmayla ilgili şunu hissediyorsunuz ama, bir soru işareti var, vizeyi verirken de var. Hı. Yani çünkü bu kadar büyük sayıda, sayıyı karıştırmış belli ki o kadar yıl sonra ama... Şimdi bir dakika, karıştırmış değil. Öyle mi? Biliyor musunuz? Erhan, kopya çekmeyi bırak. Sohbet edelim. Kopya çekmiyoruz. Okumayı evinde yap. Yok, yok. İsim arıyorum. Bandırma vapurunda verilen vize 48 kişi için. Ama kaç kişi gitti hala bilmiyoruz. Tabii giden kaç kişi? Kaç kişi? O 48 kişinin kaçı gitti hala bilmiyoruz. Bu da çok enteresan. Yahu Türkiye'de dünya kadar devrim tarihi kürsüleri var. Yani inkılap tarihi oldu şimdi. İnkılap tarihi enstitüleri var. Binlerce kişi doktora yapıyor, master yapıyor. Ya kardeşim, Samsun'a kaç kişi gitti? Birkaç tane kitap var ama Samsun'a çıkışta. Vardı. Şimdi hemen hemen hepsini taradım. Yok, hemen hemen değil. Tezleri gördüm. Kaç kişi gitti yok. Sizce bu muğlaklık o dönem gizlilik ve hayır hayır değil değil değil. Şeye giriyor, mayıyor. Adam söylüyor açık açık. İşte bitmemişti, acele etti. Giden gitti. Ötekiler sonra gitti diyor. Ama Bandırma vapurunda tekrar söylüyorum, vize sayısı yani listelerdeki iki liste 23-25 kişilik toplam 48 kişi ama bu 48 kişinin kaçı gitti bilmiyoruz. Hepsi gitti o anda belli değil tabii. Veya hepsi mi gitti? 6 tane at diyorlar. Atların hepsi mi gitti? Otomobiller gitmiş. Evet. Çünkü o sonraki hatıralarda çok, çok güzel bozulmuş. Vardı. Evet. O dönem otomobili. Ama altın gitmiş mi? Heh. Konuya gelelim bence. Oraya geleceğiz, geleceğiz de. Tabii en önemli şeylerden biri. Çünkü seyircimiz de niye Samsun konusunu işliyorsunuz diyor. Gazeteyi açın, tarihe bakın efendim görürsünüz. 90. yıl dönemi. Gazetenin tarihine bakın, bugün gazetenin tarihine. Görürsünüz niçin işlediğimizi. Altın konusu, herkes bir şey uydurur. Tabii şimdi bazı genelde isimler. Binlerce altın verdi Vahdettin. Gönderdi diye anlatılır. Yani nereden şimdi çıkıyor? O altın 10 bin altınla 40 bin altın arasında dolaşıyor, değişiyor. Yeni o altın ne kadar ağırdır? 8 gram bir altın. O zamanki 7.90 küsur. Dolayısıyla 40 bin en yükseğini alalım, 320 kilo. Tek aldığı, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşlarına giderken tek aldıkları 1000 liradır. Şeyden, Harbiye Nezaretinde. Onunla makbuzu vardı, 1000 liradır. Sultan Vahdettin'in atlarını satıp, Beyler Bey'indeki köşkündeki atlarını satıp parasını verdiği söylenir. Aile de söyler. Bu çocukluğumdan beri duyduğum bir şeydir. Ama belgesini görmedim. Ki bunun da belgesi olmaz zaten böyle bir şeyin. Ama resmi olarak alınan para 1000 liradır. Yalnız dediğim gibi Sultan Vahdettin'in hatıralarında cebimden 30 bin lira verdim diyor. 30 bin diyor. Olabilir. 30 altın değil ama lira. Lira tabii. Pound gibi ölçeceksin. O zamanki sterling gibi ölçeceksin. Biraz daha kıymetli bizimki. Şeyi. Ama öyle 40 bin altın, bilmem kaç bin altın Osmanlı hazinesi böyle bir şey yok. Ve sonra zaten İstiklal Savaşı yıllarındaki hatıraları okursak orada nasıl bir parasızlık çektiklerini
görüyoruz. Yeri gelmişken sorayım. Altın haricinde Mustafa Kemal Vahdet'in kızını isteme hikayesi doğru mu? O daha önce. Önce tabii. Ama yani almak vermekten bahsetmişken merak ediyorum. Altın deyince kız alıp vermeyeyim. Biraz aklıma geldi, ne yapayım? Efendim, Sabiha Sultan istemiş. Ama o devirde herkes saraydan kız isteyebilir. Herkes talip olabilir. Yani sultana, padişahın kızı veya herhangi bir şehzadenin kızına herkes talip olabilir. Onu Sabiha Sultan yazıyor kendi hatıralarında da. Doğru ama istemedim ben diyor. Ki zaten kuzenine aşık. Halife Abdülmecid Efendi'nin oğlu Faruk Efendi'ye aşık. Fakat şimdi çeşitli rivayetler var, şeyler var. Yani şunu ben anlayamıyorum. Atatürk olmadan, yani Mustafa Kemal Paşa'yken bir şehzadenin, o zaman Vahdettin Padişah değil, şehzade, veliaht, Sultan Reşat zamanında da istemese. Kızını istemesi ayıp bir şey değil ki. Enver Paşa istemiş, herkes istemiş. Çok isteyen var. Yani başka kızları isteyen, sultanları isteyenler. Fakat bizde bu değiştirildi bazı kesimlerce. Güya oradan teklif gelmiş de saraydan reddetmiş de açık açık şey. Mustafa Kemal Paşa yazmamıştı bu konuda hiçbir şey. Hatta bir tane sultan daha icat ettiler değil mi? Yani başka bir sultana. İsmini verme yazanın da. Bir dostumuz bir hayali sultanı icat etti. Yani aslında, öyle bir sultan yok. Asıl o sultana değil başka bir sultana aşık. Hayır. O sultan aracıymış ki. Ama öyle bir sultan yok. Hanedanda. Şey gibi. Bir piyasada olan bazı uydurma hatıralar var ya. Sultanın hatıraları bilmem onun gibi. Evet. Demek. Hikaye. İstemiştir ama olmamıştır. Ha. Mustafa Kemal Paşa ile Sabiha Sultan evlenseydi ne olurdu? Tarih. Onun yorumunu yapamazsınız zaten. Efendim, yani. Sabiha Sultan'ın kızı Neslişah Sultan şu anda Dolmabahçe Sarayı'ndaydı. Artık sen mesela protokol defterini imzalayabiliyorsun. Neslişah Sultan doğmaz tam o zaman. Evet. Ama enteresan bir şey olurdu herhalde. Samsun'un nesi kaldı? Başka konular da var konuşacağımız. Geleceğiz de bir müzik arası verelim isterseniz. Aa, yaprak şey yaptı değil mi? Yani Eurovision'da zaten başarısız olmuşuz. Yaprağı göndeririz seneye. Evet, seneye yaprağı. Bu arada haftalardır bazı mesajlar geliyor. Sevr anlaşması nedir diyorlar. Sevr'i nasıl buluruz diyorlar efendim. Sevr anlaşmasının benim bildiğim tek metni budur. Şöyle tutalım. Osmanlı İmparatorluğu'nun çöküş belgeleri. Sehameray ve Osman Olcay. Profesör Sehameray, Osman Olcay biliyorsunuz emekli büyükelçiydi rahmetli. Evet. Onlar tarafından hazırlanan Mondros bırakışması, Sevr anlaşması ile ilgili belgeler diye. Bu mülkiyeden, siyasal bilgilerden çıkmıştır. Yayın yılı 70'ler olması lazım. 77. Sanroma falan da var mı içinde? Efendim, hepsi Sanroma içindedir. Demiş. Yani çöküş belgeleri budur, hepsi içindedir. Sevr anlaşmasının resmi adı nedir Erhan? Bilmiyorum. Ha? Bir şey vardı. Müttefik devletlerle, Türkçesi, devletlerle Türkiye arasında 10 Ağustos 1920'de Sevr'de imzalanan barış anlaşması. O da barış anlaşmasıdır. Ve şeyi de hatırlatalım, Sevr'de hiçbir metinde, yani bu anlaşmanın Lozan'ın da Sevr'in de ileride başvurulacak anlaşmalarda öyle bir madde vardır. İleride şu dile başvurulacak derler. Fransızcadır. Türkiye'nin ismi Türkiye diye geçer. Osmanlı Devleti değildir. Türkiye'dir. Bu da gene rahmeti Sehameray'ın Lozan anlaşmasının şeysidir. Enteresan mesela bunun baskısı Konya. İlk baskısı. Hangisinin? Eski Türkçe Lozan'ın. Eski Türkçesi. Efendim bunun da ismi resmi adı. Lozan anlaşmasının resmi adını da söyleyelim. Allah Allah. Şey enteresan, siz bularken Sevr'le ilgili bir şey anlatayım.
Şimdi bu... 24 Temmuz 1923'lü Lozan'da imzalanan barış anlaşması. Hmm. Peace Agreement. Evet. Olarak ve burada da efendim bir yandan İngiliz İmparatorluğu, Fransa, Japon İmparatorluğu, bilmem ne, öte yandan Türkiye. Tekrar şeyi geçmişken bizde bir şehir efsanesi var. Amerika efendim, Lozan'ı tasdik etmedi, kabul etmedi. Efendim Amerika tabii ki etmez. Çünkü taraf değil. Lozan'da Amerika yok. Birisi bir şey atıyor gene oldu. Hep böyle. İşte Amerika düşmanımız. Şimdi bana da Amerikancı diyecekler bunu dedim diye. Lozan'ı kabul etmedi. Bakın Lozan'da kimler var? İngiliz İmparatorluğu, Fransa, İtalya, Japonya. Japonya vardı. Yunanistan, Romanya, Sırp, Hırvat, Slovan devleti. Öte taraftan Türkiye. Amerika yoktu ki Lozan'da. Tasdik etsin. Bunlar büyük onlar mı? Öyle bir şey deniyordu galiba. Bu ülkelerin büyük onlar mı? Büyük bir şey. Evet ama savaşta mı ülkeler bunlar şeyde? O şeyle ilgili ilginç bir şey var. Sevr'le, şimdi Atatürk'ün nutuğunda, eski nutukta biliyorsunuz. Sevr haritaları falan da vardır renkli. Hı hı. Şimdi Tokat'ta bir antikacı eski bir nutuk bulmuş. Osmanlıca falan da bilmiyor. Sevr haritasını duvarına asmış. Bu adam ağır cezada yargıladılar. Ah yazık Türkiye'yi ya. Bölecek diye. Neyi? Sevr hastalığı ya. Ya bilmiyor. Ya, daha şey kim almış götürmüşler. Adamı Kayseri ağır cezada yargılandı. Sokakta ağır cezada. Ya şey diye. Türkiye'nin bölünme haritası. Ya adam orada Nutuk'taki bir haritayı asmış. Kendini kurtarana kadar neler çekti. Yani böyle enteresan şeyler oluyor.